Evet sevgili Kanal Avrupa izleyenleri, Sağlık Türkiye'de programımıza yeniden hoş geldiniz. Diş hekimi Tülay Akkol stüdyo konuğum. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum Ece Hanım. Sizi ağırlamak çok keyifli, her zaman söylüyorum. Yine çok şıksınız. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Yine güzel sorular hazırlamışlar. Ben de merak ediyorum bu soruların cevaplarını. Çünkü buradaki soruların hemen hemen hepsi benim problemlerimi anlatıyor. Bugün şu an bu program tamamen benim problemlerimin üzerine kurulmuş. Hocam çenesi açıp kapatırken ses çıkaran hastalar için nasıl bir tedavi uygulanır? Ben çok doktora gidiyorum. Bu ağzını açıp kapattığında tak tak ediyor ya. Sizi de var mı? Var. Neden olur bu? Öncelikle röntgen çekip çene eklemini kontrol ediyoruz. Yani röntgenle göremiyorsak MR çekiliyor. Kireçlenme olabilir mi? İşte sebebi kireçlenme olabilir. Burada alt çene, üst çenenin birleştiği temporomandibüler eklem var. O eklemin arasında bir disk var. Evet. Bu diskte kayma olabilir. Ay. Herhangi bir işte sistemik bir rahatsızlık yüzünden, bu MS olabilir veya kemik rahatsızlığı yüzünden. Alt çene ekleminin başının rezorbe olması, yani erimesinden kaynaklanıyor olabilir. Allah korusun. Öncelikle sebebi bulmak gerekiyor. Veya yanlış bir protez yapılmıştır. Yani yüksek dolgu, yüksek kaplama. Çene eklemini daha önceki programlarımda bahsettiğim herkesin yüzüne oranla, burun ucu, çene ucu ve yüze oranla bu şeyler herkeste farklıdır. Ölçümler. Eğer siz yüksek bir protez yaparsanız, yani çene ucu ile burun ucu haddinden fazla birbirinden uzaklaşırsa direkt olarak çene eklemine yansıyor. Yapılan her türlü yanlış dolgu ve protez de çene eklemine sebep olabiliyor. Diğer sebepler yoksa biz hastadan önce muayene sırasında soruyoruz. İşte ne zamandan beri var, yani çok uzun zamandan beri, çocukluğundan beri diyorsa belki diş gıcırdatma var, belki sistemik bir rahatsızlığı var. O yüzden öncelikle bir ön muayene yapılıp teşhis edilebiliyorsa röntgenleri çekilip, MR'ları çekilip orada incelenip sonuca ona göre tedavi planı, protokolü uyguluyoruz. Peki diş sıkmak da bunu yapar mı? Evet, diş sıkmak. Ben çok diş sıkıyorum zaten, hani baktığınızda anlaşılıyor benim hani evet. Çok diş. Ben sizi ilk gördüğümde buradaki işte köşeler, bunlar anguluslar dediğimiz bu köşeler de çok belirgin. Bu da şöyle diyeyim, bizim kaslarımız var, çene kaslarımız. Bu kaslar içerisinde bunların, şöyle göstereyim, fazla gelişmesinden kaynaklanıyor. Veya sizde yine o kadar şiddetli değil, temporomandibüler bölgede olan kasta o kadar çok sıkıyor, kasların bazen burası şiş geliyor. Mesela bazen buralarında evet. Çok ağrı oluyor. Ağrının haricinde kalktığında. Sıkmakla o kadar çok geliştiriyorlar ki bu kası. Hem burası çok belirgin hem de böyle at kuyruk yaptığında burası böyle şiş bir hasta şiş. Görürsünüz. Yani evet. Kişileri görürsünüz hasta demeyeyim de. Bunlar onun farkında da değil, neden olduğunu da farkında. Normal yüz hali, anatomik yapı olarak. Siz her kastığınızda çenenizi sıktığınızda veya oynattığınızda bu kasları harekete geçiriyorsunuz. Nasıl body yapıyorsunuz, body yapınca kaslarınız şişiyor, bu kaslar da harekete geçiyor. O yüzden yani diş sıkmada bunlar sonuçları öyle diyeyim, evet, görünür sonuçları. Biliyorum. Peki ağız açılırken çene kayıyor ise ne yapılmalı? Evet. Arada kayıp kaymadığını bilmiyorum, kayıyor yok, galiba. Mesela, sizin kaymıyor, ben konuşurken. Ha, evet, kaymıyor. Ses biraz meslek icabı, insanlarla konuşurken yüzünü, dişlerini, dudaklarını, bunun hepsine göz kayıyor. Tabii, ama tabii. Sizde bir kayma yok ama çok şükür. Belirgin bir şekilde. Ben size baktığımda çene sıktığınızı anlayabiliyorum. Evet. Çünkü çok belirgin masatel kaslarınız bayağı şişmiş ama durumda. Ama çok o gece plağı kullan, yani denedim, o ağzımın içerisinde bir şey tutamıyorum gece ya. Evet, yani o genelde zor. Hastaların bize söylediği şey, ben plağı gece çıkarıp atıyorum uyku sırasında. Evet, bu beni rahatsız ediyor. O zaman ne yapıyoruz? Yani geçici olarak şey diyoruz, botoks. Şöyle diyeyim. Bu temporal bölgeye, yani şiş olan bölgeye. İşte çenenin yan kısmına, bu masater kasının olduğu bölgelere ufak küçük botokslar yapıyoruz. Ama bu tabii ki tedavi edici bir yöntem değil. Sadece ve sadece o an için çene sıkmayı veya diş sıkmayı veya kaydırmayı biraz daha hafifletici bir yöntem. Çünkü botoksun etkisi geçtikten sonra tekrar hasta sıkmaya başlıyor. Başka peki yerlere etkisi olmaz değil mi? Çünkü ben mesela karşıyım öyle botoks dolgu gibi şeylere. Hayır, sadece botoksu yaptığınız kas üzerinde etkisi var. Onun dışında başka bir yerde etkisi yok. Ya buraya yaptı, çene düşmesin. Hayır, yok. Yani normal bir, yani sıkmayan bir hastada olsa tabii ki o zaman yüzde biraz daha sarkma olur. Ama sizin zaten kas tonunuz artmış, tonusu artmış. O tonusu biraz daha yavaşlatıyor. Rahatlatır. Ama çenesini sıkmayan bir hastayı yaptığımızda o zaman direkt olarak masater kas, yani yüz tamamen üçgen, yani şu kare görünüm azalıyor.
bugünlerde estetik olarak yapılıyor. Mesela diş sıkmasa bile görüntüsünü üçgen hale getirebilmek için bu kasları... Jawline. Evet, jawline yok sizdeki gibi. Ha. Üçgen yüz, yani şurayı istemiyor. Ha. Aslında sadece şuradan itibaren üçgenlik istiyor. Ha. Daha böyle genç, daha küçük, genç demeyeyim de artık o küçük yaşlar. Evet. Onu o, eğer öyle görünmek istiyorsa buraları yine botoks yaptırıp bu kısımda işte köşeye alıyor. Köşe görünmüyor. Evet, çok farklı. Ama biz tabii ki tedavi edici yöntemden bahsediyoruz. Evet. Bu tedavi yöntemlerle botoks da sadece bir süreliğine diş sıkmayı aslında bırakabiliyor. Ama plak kullandığınızda bu plaklar, okrizal splint dediğini, bu plaklar buradaki çene kaslarınızı uzattığı için tedavi bitim aşamasında veya bitmeyi, aslında bu tedavi bitmez, sürekli kullanmak zorundasınız bu plakları. Yani yaklaşık bir yıl sonra bu kaslar uzadığı için en azından diş sıkmanız eskisi kadar şiddetli olmuyor. Hmm. Rahatlıyor kaslarınız. O tedavi edici yöntem. O yüzden plağı mutlaka kullanmaya çalışın. Bir daha mı denesem acaba? Deneyin. Kesinlikle bir deneyin. Deneyim. Belki başarılı olurum yani. Bir daha bir deneyeyim. Peki hocam, gece dişlerini sıkan ve gıcırtatan hastalara hangi tedavi uygulanmalıdır? Yani bahsettik ama hani plağın dışında gıcırdatma için peki? Evet. Yine mi plak? Yok, plakların işte çok çeşitleri var. Yani gece plağı deyip geçmemek gerekiyor. Eğer hasta lateral hareketler de yapıyorsa, yani bazı hasta sadece sıkar. Kaslarını büyütür. Yani başka bir hareket yapmaz ama... Ben sıkıyorum, gıcırdatmıyorum. Evet, gıcırdattığınız zaman zaten evde sizinle beraber yaşayan kişi o ses, yani tabiri caizse şöyle dişlerine keman çaldırdın sabaha kadar der. Öyle mi? Tabii ses çıkıyor. Bizim çocuk mesela 5 yaşında yeğenim de diş gıcırdatıyor gece. Çocuklarda habitüel diyoruz biz. Yani çocuklarda çok böyle patolojik bir şey değil. Çünkü süt dişlerinin böyle rezorbe olma, erime döneminde o çocuklar onu bastırıp gıcırdatma hissini, yani benim çocuklarım da doğdu. O bir süre sonra geçiyor. Ha, gerçek dişler sürdüğünde de aynı şey olmuyorsa onun bir tedavisi yok. Ama gerçek dişler sürüp işte normal oklüzyona geçtiğinde hala gıcırdatıyorsa tabii ki onlar o zaman tedavi edilmesi. Ama süt dişleri sırasında gıcırdatmada çocuk 1 yaşından işte 11 yaşına kadar gıcırdatmanın çok patolojik bir etkisi yok, onu söyleyeyim. Kardeşi olduktan sonra gıcırdatmaya başladı. İşte stres. Değil mi? Yani tüm ilgi onun üzerindeyken ilgi bölünüyor. Bölününce. Tabii bölününce çocuk... Kardeşten sonra, çünkü biz bir arada yaşadığımız için hani biliyor, görüyorum hani... Ona göre hani değerlendiriyorsun, bakarak izlenimlerine değerlendiriyorsun. Evet, çocuktan sonra gıcırdatmaya başlıyor. Ne kadar çocuğu hazırlarsanız hazırlayın doğumdan önce bir kardeş olacağını, olmuyor. İş gerçekleştiğinde çünkü tamamen ilgi kendi üzerineyken birden o ilgi bölünüyor, ister istemez bölünüyor. Tabii canım, anne hamileyken onu istiyor, çok heyecanlı, evet. Çok güzel. Sonra geldikten gerçekten sonra bu ne zaman gidecek diyor. Evet, aynen. Tam geldi, anladık ama tamam güzelmiş ama ne zaman gidecek, gitsin artık diyor yani. Bu çok, çok kaldı artık. Evet, benim de çocuklarımın aralarında 1,5 yaş vardı. Yani ister istemez oluyor, ne kadar yine yakın ama 1,5 yaş çünkü bizimkilerde 3, ablamla ben gibi aynı işte 2,5-3 yaş arası, 2 yaş 8 ay gibi benim de ablamla aynı. Yani tam birebir aynı olmuş olduk ama tabii... Ama onu, büyük... Yok, arada 1 yaş da olsa onu, o çocuk onu hissediyor, kaldıramıyor yani. Kaldıramıyorlar kesinlikle. Evet, hangi tedaviler uygulanmalıdır dedik? İşte plakların tek bir çeşidi yok. Yani lateral kaydırmada kullandığımız plaklar ayrı, yine plak ama lateral kaydırmada kullanılan modeller plaklar farklı. Evet, çok farklı. Yani o dişlerin temas ettiği bölgeler, kaydırma hareketlerinde işte çarptığı bölgeler, işte eklem hareketleri, bunların hepsi göz önüne alınıp plak, yani plak tek bir çeşit plak yok, onu söyleyeyim. Ama şöyle de diyeyim, plak kullanıp ben 3 ay sonra veya 3 ayı bulmadan plağını kırıp gelen hastayı çok gördüm. O derece sıkıyor ve kaydırıyor. O zaman tabii ki ister istemez botoks yapıyoruz. Yani mutlaka yapıyoruz. Anladım. Peki sabah uyandığımızda çenemiz ağrılı uyanıyorsak ne yaparız? Ben. Evet, işte bu diş sıkma. Ağzımı açamıyorum zaman tabii. Zaman. Yani böyle hani şu hareketi dahi yapamadığım zamanlar oluyor. Mesela öyle bir sıkmışım ki mesela 3 gün, 4 gün ağzımı böyle aralayamadığım zaman oluyor. Ve şu sol tarafımda ciddi bir ağrı hissediyorum. Artık doktora gitme ihtiyacı duyuyorum. Gidiyorum doktoruma. Diyor ki yani yapacak bir şey yok. Enflamatör. Direkt ağrı kesici, kas gevşetici. İşte bunlar geçici çözümler Ece Hanım.
Evet. O plak kullanacaksınız. O plak oraya takılacak. Ay yapacağım bu sefer. Peki ne yapacağız? Çenemiz ağrıyorsa yani ayrıca. Çenemize tabii ki hemen diş hekiminize başvuracaksınız. Diş hekimi bir de şunu söylemeyi belirtmeyi unuttum, ilave etmeyi. Hı hı. Diş hekimiyle beraber tabii ki bir fizik tedavi veya fizyoterapist eşliğinde çok ciddi sıkıyorsanız eğer sizin de tek taraflıysa iki tedaviyi aynı anda yaptırabilirsiniz. Yani bir de fizyoterapistle görüşün. Evet. Hem plak hem masaj. Yüz masajı. Yüz masajı, onların verdiği özel masajlar. Şuraları özellikle. Evet evet, aynen. Tabii sıcak uygulama gerektiğinde soğuk uygulama. Sonra yemeniz, içmeniz gereken gıdalar çok sert çerezdir. İşte çok sert ettir. Yani tabii bu hastalığın derecesine bağlı. Her çenesi kıtlayanda veya ağrıyanda da değil. Bu röntgenler sonucunda diş hekimiyle fizyoterapisti veya fizik tedavi uzmanının geliştirdiği tedavi protokolü sonucu belli oluyor. Çok doğru. Ama mesela evet söylediğiniz çok doğru. Çerez vesaire yediğimde de mesela atıyorum örnek vereyim. 4 tane fındık attığımda bile başlıyor buralarım ağrımaya. Tabii zorluyorsunuz çünkü. Yani hemen başlıyor yani böyle yani salma ihtiyacı hissediyorum. Ondan sonra yemeye devam ediyorum. Çok güzel bir cümle kullandınız, salma ihtiyacı. Evet. Onu söyleyeyim yani. Bu kaslarımız şiştiği ve kasıldığı için sürekli buradaki eklemi aşağıya çekiyor. Hı hı. Eğer ki bu kasınızın tonusu gevşediğinde veya sizin deyimizde salma olayı olduğunda bu eklemi çekmiyor. Hı hı. Sizin şimdi kasınız tonusu aktif durumda ve kısalmış durumda. O yüzden çene eklemini çekiyor bir. İkincisi çerez gibi sert bir yiyeceği yediğinizde artı o kasınızı daha da çok çalıştırıyorsunuz. Hı-hı. Ve çene eklemini o bölgeden biraz daha fazla çekmiş oluyor. Tabii ki bu ağrıyı şiddetlendiriyor. Doğru. O yüzden aynen dediğiniz o kasın salması gerekiyor. Evet. Bu da sadece ve sadece plaklı oluyor. Hı-hı. Botoks da geçici olarak oluyor. Hı-hı. O yüzden botoks rahatlatıyor. Evet. Peki bu diş gıcırdatma ve kas botoksu nasıl yapılıyor? Yani öncelikle tabii diş gıcırdatma nedir diye soru gelmiş. Evet. Kas botoksu nasıl yapılıyor diye. Şöyle diyeyim. Nereye? Yani bu iki görseli kullanmak istiyorum. Hı-hı. Bu dışarıdan görünüşü. Temporal kasın en yoğun, biz hastaya sıkın diyoruz. Hı-hı. Ve en yoğun olduğu, şiş olduğu, tonusun en yoğun olduğu bölgeye birkaç bölgeden küçük küçük botoksu yapıyoruz. Altta da masseter kasının bu şekilde hastaya sıkıyoruz. En şiş olduğu ve sert olduğu bölgeden tek bir bölgede birkaç bölgeden ufak ufak botoksu yapıyoruz. Yaklaşık 10 gün içerisinde bunun etkisi başlıyor. Şeyde de bu şekilde normal kası gördüğünüzde de yine bu şekilde en yoğun olduğu bölgeden kasın içerisine, burada çeneye yapıştığı bölgede, en şiş olduğu bölgeden botoksun yapılma noktaları var. Buralardan yapıyoruz. Peki yetişkinler neden diş gıcırdatır ya da sıkar? Stresle mi bağlı? Yani bu neden olur yani? Stres bağlı, yanlış, daha önce bazen yanlış yapılan bir dolgu olabilir. Değil. Yani o zaman Stresdir yani en başta etkilerinden bir tanesi stres tabii yani ki. Yani melatonin almak ya da mesela alerji yapı alıyorum ben normalde çoğu insan baygın yatar. Evet. Ya da melatonin içtiğinde de mesela insan yani rahat uyuması gerekiyor. Ama ne içersem içeyim mesela sıkarak i̇şte, uyanıyorum yine de. Yanlış olan şu, herhangi bir ilaç içtim, herhangi bir ilacı kasa zerk ettim, bu bitti, böyle bir şey yok. Bunun altında yatan etkeni mutlaka bir psikiyatriste gidip yani o bilinçaltınızı şey yapmanız lazım, rahat temizlemeniz lazım. Bilinçaltını temizledikten sonra tabii ki hem medikal hem psikiyatrik tedavi ikisi beraber yani olması lazım. Ben antidepresan da kullanıyorum ama mesela antidepresanlar da benim diş sıkmama engel olmadı. Yani genelde tedavi protokolü budur yani hani bilinçaltınızı diş sıkmanıza sebep olan, onu harekete geçiren şeyi gün içerisinde yaşadığımız her olay çünkü ortada, uyurken ortaya çıkıyor. Çok yorgunluk ve stres belki de bende yapıyordur ama diş planı tekrardan deneyeceğim hocam. bu sefer kararlıyım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yine çok şahane konular konuştuk. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Evet, Sağlık Türkiye'de programımızda diş hekimi Tülay Akkol bizlerle beraberdi. Programımız devam edecek.